sadece faal kalmak isterseniz bir yüzyıl yaşamak istersiniz der bir Japon atasözü. Peki biz bir yüzyıl yaşamak ister miyiz? Ya da yaşadığımız yıllar süresince ne yaparsak mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat süreriz. Biz kimiz? Hayat amacımız ne? Ne yapmak için doğduk? Ya da ne olmak için? Zaman zaman tıpkı kendime sorduğum bu sorular gibi sizlerin de bu soruları sorduğuna eminim. Eminim ki bu videoyu merak ettiniz ve açtınız. Belki havuzun içerisine komple kolayla doldurup içine mentos atsak daha çok izlenirdi. Bunu biliyorum. Bu videoyu çekmekteki amacım ara ara bir anda içimizden gelen bu sorulara bir kez daha cevabını bulamadım, anlamlandıramadım demeden bu soruları cevaplamak. Bir merak uyandırma ve ilham bulmanız için hazırladım. Hayat felsefemizi belirlemek ya da bahane üretmeden belirlediğimiz hayat felsefesini bu kez ertelememek şartıyla hayata dahil etmeniz dileğiyle. Bugünkü konumuz Ikigai. Ikigai temelde Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı olarak karşılık bulsa da daha derin anlamlar içermektedir. Bu 6 harf büsbütün bir hayatı, bir yaşamı temsil eder. Peki bizim Ikigai'miz ne? Bu Japon felsefesinin de söylediği gibi sabah bizi o sıcacık yatağımızdan kaldıran ne? İşe gitmek, okula gitmek, gelecek kaygısı, borçlar, iyi bir yaşama erişmek. Kısaca hayat amacımız ne? Bu herkes için farklıdır. Kimisi için işinde başarılı olmak, kimisi için de uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek ya da bir başkası için güzel bir spor otomobile sahip olmak olabilir. Bunu tam olarak anlamak için son zamanlarda okuduğum ve etkilendiğim Ikigai kitabında yönetmeniz gereken soruları 4 madde halinde bize vermiş. Mark Twain'in diyagramına dayanarak neyi seviyorsunuz, hangi işte iyisiniz, size ne için para ödeniyor, dünyanın neye ihtiyacı var gibi soruları yönelterek, misyon, tutku ile birleştirerek bu kesişimi Ikigai'nizi belirleyebilir diyor. Aslında sizden istediğim dingin bir gününüzde kendinizle baş başa iken bu soruları sormanız ve kendinize samimi olarak cevap vermeniz. Ne yaparsak mutlu bir yaşam süreriz? Hangi işe girsek ya da yapsak ömür boyu emekli olmadan çalışırız? Ya da çalışmış olmayız? Bu ne olursa akışa kendimizi kaptırırız da zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. Severek yaptığımız, sevdiğimiz işi bulduğumuzda asla çalışmış olmayız. Bu yola çıktığımızda hayatımızın amacını ararken dengeli bir yaşamı da hayatımıza katmalıyız. Bunlara örnek vermemiz gerekirse beslenme alışkanlığı, çok ağır olmamak kaydıyla spor, haset etmeme, iyi niyet, beslenme ve benzeri gibi sizi zinde ve iyi hissettiren her şeyi bir denge halinde yaşam amacımızla yoğurmalıyız. İşini iyi yapmak, dengeli beslenmek, CEO olmak, çok başarılı elektro gitar çalmak, en sağlıklı domatesleri yetiştirmek. Bu her şey olabilir. İki gai kelimesi ayrı ayrı olarak değerlendirildiğinde iki hayat, gai sebep olarak adlandırılır. Yani var olma sebebiyle ilgilidir. Var olma sebebimizi bulabilmek için genel olarak toparlarsak aktif bir yaşama sahip olan insan, merak duygusunu köretmemiş insan, doğayla bağını koparmamış insan, kendini daima geliştirmeye adamış bir insan, ikigai'sine ulaşmada zorlanmayacaktır. İkigai'sini bulmuş insanlar daha mutlu, huzurlu, başarılı ve duranlıktan uzak bir yaşam sürer. Sevdiğiniz her şeyin bir listesini oturup ayrıntılı bir şekilde yazın ve ikigai hedefimizi belirleyelim. Hayat amacımızı bulalım. Ve bu yaşamı başarılı, mutlu, huzurlu bir şekilde devam ettirebilmek için canla başla çalışalım. İkigai'mizi bulmak zaman alabilir. Belki birazdan, belki yıllar sonra bu sabah uyandığımızda ya da akşam uyanırken hayat amacımızı, hedefimizi bulmuş olacağız. Bunun herhangi bir zaman diliminde sınırlamak ya da beklemek mümkün değildir. Bu tamamıyla
sizin içinizden gelen doğal bir cevap. Gerçekten inanarak bu yola çıkanların ikigaylarını bulacaklarına hiç şüphe duymadan harika bir hayat geçirmeniz dileğiyle. Videomu Aristoteles'in bu sözleriyle kapatmak istiyorum. Defalarca ne yapıyorsak oyuz. Bu yüzden mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Hoşçakalın.